Derler ki, yaş kesen, taş kesen, baş kesen iflah olmaz. Efendim, yaş kesen, taş kesen, baş kesen iflah olmaz. Ne demek? O ne demek? Üç kişi iflah olmaz diyor, kurtulmaz felaketten. Bir yaş kesen, yani gözyaşı kesilmiş, ağlamıyor. O iflah olmaz. İki, taş kesen. Kalbi taş kesilmiş, merhameti yok. İflah olmaz. Baş kesen, başı secdeye gitmiyor. İflah olmaz. Eskiler özlü söyler, kısa söyler ama yeterlidir. Anlayana yeterlidir. Bak mesela, konunun biraz dışında ama yine eskiler söylemiş. Korkma zemheri kışından, kork Nisan'ın beşinden demiş. Eski Nisan'ın beşi dün. Nasıldı hava? Zemheri kışını arattı değil mi? Evet, eskiler bilir, ayarı bilir eskiler. Onlara kulak vermek lazım. İstikbal köklerde. Yeraltıyla irtibatı kesmemek lazım. Bin yıllık bir tecrübe yatıyor. Kütüphanelerde zaten bas bas bağırıyor da o sese kulak veren yok. Bari kulaktan kulağa gelen sözlerine dikkat edelim eskileri. Ben de size işte onları anlatacağım. Ne dediler? Neden dediler? Biz ne anlamalıyız? Şöyle bir gözden geçirelim. Dünyanın hiçbir yerinde ve tarihin hiçbir döneminde kendi milletinin kütüphanesine girip de bir tek kelime okuyamadan çıkan insanlar yaşamadı. Sadece Türkiye'de var bu. Millet kütüphanesine gidiyorsun. Adı da bu, Millet Kütüphanesi. İstanbul Fatih'te yolunuz düşerse bir ziyaret edin, göreceksiniz. 35 bin cilt Türkçe kitap var ve o Türkçe kitapları okuyamayan okumuş Türkler var. İnanılır gibi değil ama gerçek bu. O yüzden iş kalıyor hikaye anlatıcılara, bizim gibi konuşanlara kalıyor iş. Yani ben size yeni bir şey söylemiyorum. Dedenizin mektubunu okuyorum. Diyorum ki bak, rahmetli dedeniz size şöyle şöyle söyledi. İyi bir kimseydi. Selamı var. Haberiniz olsun. Benim söylediklerim sizin dedenizin söyledikleri. Yeni şeyler değil. E ne oldu, bize de unuttuk? Unuttuk işte. Başımıza iş geldi. Kafamız karıştı. Allem oldu, kallem oldu. Kendimizden habersiz yetiştik. Geldik milenyum çağına. Çölde susuz kalmış ördek gibi şaşkın şaşkın etrafımıza bakıyoruz. Bundan seneler önce, uzun seneler önce, tam 20 sene oldu. Bir televizyon programında sunucu olarak göreve başladım. İlk defa televizyona çıkıyorum. Dilim damağım kuruyor. Heyecan var, korku var. Canlı yayın. Acemiyim ve canlı. Buyur. Buyur buradan yak. Ramazan programıydı o da. Fakat sahurdan önce başlıyordu. Sahur vaktinde bitiyordu. Böylelikle
Sahura kalkacak olanlar henüz kalkmadı. İşi gücü olanlar da yatıyor. Seyirci yok yani. Boş boş konuşuyoruz. Tek rahatlığımız oydu. Ortada kimse yok. Havaya konuşuyoruz. Uykusu kaçan filan varsa onlar duyuyorlar. Çok ünlü kişileri konuk aldım. Her gün değişiyor. 30 gün 30 konuk. Cem Karaca, Uğur Işılak, Bedirhan Gökçe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna, tarihçi Mehmet Niyazi Özdemir, tarihçi Şahin Uçar, İsmail Yağcı, Selin Dilmen, ünlüler vardı canım, çok yani. Mehmet Niyazi Bey konuğum olduğunda, Çanakkale Mahşeri isimli kitabı yeni çıkmıştı. Çanakkale Mahşeri. Muhteşem bir kitap tabii. Tarih roman. Tarihi roman. Çok parlak bir eserdi. Kendisini coşturmak için şöyle bir soru sordum. Dedim ki hocam, üstad, sen bana dünü bir anlatsana. Dünümüzü bir anlat bize. Dün neler oldu? Biz buraya nereden geldik? Anadolu coğrafyasına nereden geldik diye sordum. Bir başladı. Ben böyle dut yemiş bülbül gibi dinliyorum. Çıt çıkarmıyorum. Bir sunucu için konuşmadan dinlemek en zor şeydir. Başardım. 16 dakika filan deliksiz dinledim. Nasıl dinledim? Böyle. Böyle dinledim. Kedinin fare beklediği gibi. Taş kesildim. Ve 15-16 dakika içinde tarihçi üstad Endülüs'ten aldı hikayeyi ve 1922 İzmir'e getirdi. Tabii çok parlak bir anlatım. Çok özet, dokunaklı, esaslı bir anlatım. Dedim ki hoca, pes, bu kadar olur. Ömrüne bereket. İkinci soru. Hayat 3 gündür hocam. Dün, bugün, yarın. Dünü anlattın. Hadi bugünü de anlat. Ne dersin? Bugün durumumuz ne? Dedi ki, paha biçilmez hazineler üzerinde yayılan inekler gibiyiz. Anlaşılıyor mu her taraftan? İyi. Neymiş? Paha biçilmez hazineler üzerinde yayılan inekler gibiyiz dedi. Sağ ol dedim hocam, ağzına sağlık. Yarın için ne dersin? Üçüncü ve son soru. Dünü anladık, nefesimiz kesildi. Bugün için vaziyet anlaşıldı. Yarına ne dersin? İşte cevabı. Sizlerle paylaşayım. 20 sene önce bana dedi ki, bir millet geçmişinde büyükse geleceğinde de büyük olur. Milletin geçmişi geleceğine suyun suya benzediğinden daha çok benzer. Tarihin emri budur, kaderin sevki budur. 16. yüzyılda Türk milleti yakalamış olduğu seviyeyi eninde sonunda yine yakalayacaktır. Milletlerin tarihinde bazen fetret devirleri olur. Zihinler bulanır. Kafalar karışır. Ama unutulmasın ki hiçbir fetret 100 yılı geçmez. Dedi. Önümüzdeki asır Türk asrıdır dedi. Anlayabiliyor musunuz? Rahat anlaşılıyor mu söylediklerim? İyi.
Eninde sonunda bu millet 16. yüzyılda yakalamış olduğu seviyeyi tekrar yakalayacaktır. Hatta daha büyük bir mertebe elde edecektir. Sınırlar değişmeyebilir. Takılma o işe. Etkili olmak, belirleyici olmak, başrolde oynamaktır mesela. Şartlar değişmiştir, başka türlü olur. Ama olur. Sen dedi, çok önemli bir tarihi görevle karşı karşıyasın. Bana diyor. Soru sorduk, başımıza iş aldık. Hayırdır hocam dedim. Ne gibi bir görevim var? Ben tarihçiyim ve yaşlıyım dedi. Anlatsam gençler beni dinlemez, uyuklar dedi. Seni nedense sevdiler dedi. Seni sevdiler dedi. O halde gençleri uyandır. İkaz et. Ne diyeyim onlara dedim. Osmanlıca öğrensinler. Kütüphanelerimizi araştırsınlar. Didik didik etsinler. Ben 45 senedir kütüphanelerimizde araştırma yapıyorum. Kabiliyetim yok, gayretim çok. Neler neler buldum. Kabiliyeti olan gençler de gelip araştırsalar neler olacak dedi. Çok büyük işler olacak. Gençleri heyecanlandır, ver onlara dedi. Şuur ver, şuur anlat dedi. İşe bak. Başımıza iş aldık. 30 sene sonra Osmanlıca bilmeyenler okuma yazma bilmiyor sayılacaklar dedi. Söyle onlara dedi. 20 yıl geçti. Kaldı 10 yıl. Neden dedim? Neden? Dünyada böyle bir gidiş görünmüyor. Siz bunu neye dayanarak söylüyorsunuz dedim. Dedi ki, Batı medeniyeti şu anda sahip olduğu bütün zenginlikleri iki şeye borçludur. Maddi olarak sömürgeye, dünyayı sömürdüler, zenginleştiler. Bilgi olarak da Endülüs'ün ve Nizamiye'nin medreselerine, Endülüs ve Nizamiye medreselerine borçludur. Yani İslam medeniyetinden çaldılar ne varsa dedi. Bize ait olan o muazzam birikimin, fikri sermayenin kendini en net biçimde gösterdiği yerlerden birisi de birkaç gün önce tekrar açılışı yapılan Fatih Medresesi'dir. Varlığının bile farkında değildik. Ayasofya Camii'nin hemen yanında. Bütün dünyanın merkezi olan bir ilim yuvasıydı. Ali Kuşçu'nun Molla Hüsrev'in başında bulunduğu akıl almaz bir zenginlikti. Hepten unutmuştuk da Allah'tan hatırlayanlar oldu. Açılışı yapıldı. Farkında mıyız? Pek değil. Pek değil. Ama olsun. Ama olsun. Güneş balçıkla sıvanmaz, eninde sonunda kendini gösterir. Millet kütüphanesi diyorum. İstanbul'da, Fatih'te. Bir gidin bakın ne göreceksiniz. Demin söyledim, bir daha söylüyorum. 35 bin cilt Türkçe kitap var. Okuyamayan Türkler var içeride dışarıda. Diplomasına bakarsan epey havalı. Ana dili ne? Türkçe. Bu kitaplar da Türkçe. Ne oluyor? Bir sayın vali bana bunu açıktan sormuştu TRT'de çekim yapılırken. Çekim devam ediyor. Ben de dedim ki, İçeride Türkçe kitaplar, dışarıda okumuş Türkler. Arada bir duvar. Manyetik alan. Geçemiyorsun. Hoca, o duvar nedir dedi. O engel nedir dedi. Sayın Vali, Yozgat'tayız, canlı yayında.
Ben de dedim ki, bu sorunun cevabını bir Yozgat türküsü veriyor. 50 yaşın üzerindeki dostlarım hatırlarlar. Bir Yozgat türküsü. Boğazında hakik var, ne çok kalbi yıkık var. Şimdiye kavuşurduk, arada münafık var. Türkiye bak. Aşık ile maşuğu kavuşturmayan münafık. Sayın Valinin gözleri fal taşı gibi açıldı. Şimdi ne demek istiyor Hayati Hoca diye. Onu rahatlatmak gerekiyordu. Ben de şerh ettim. Dedim ki efendim bu münafığı tanıyalım. Bu münafığın üç elbisesi var. Karşımıza bazen şeytan olarak çıkar. Bazen nefis, bazen dünya sevgisi. Yani aradaki münafık üçtür. Şeytan, nefis, hubbi dünya. Bu üçünden kurtulmadan yara kavuşulmaz. Sultan Fatih merhum haklıdır. Yar için ağyar ile merdane cenk etsem gerek. İt gibi murdar rakip ölmezse yar elden gider. Yara kavuşmama engel olan, çok af buyurun, it gibi murdar rakip var diyor. Onları yenmem lazım diyor. Kim onlar? Şeytan, nefis, kötü arkadaş. Emir sen misin kızım? Kusura bakma. Anlaşılıyor mu? Şimdi sıkça söyleriz ya. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Tamam. Da. Şeytan kim? Kim o kim? Who is he? Tanımadan kurtulamazsın. Arz edeyim kimmiş? Onun da dört elbisesi var. Dört ayrı üniformayla geziyor. Bir, iblis. Tamam, iblisi aşağı yukarı tanıyoruz. İki, nefis. Daha tehlikeli. O kim? İçinde. Sen. Sen. İnsanın kendine verdiği zararı mahalle toplansa veremez. İblisten tehlikelidir nefis. İblis köpek gibidir, nefis kaplan gibi. Geri adım atmaz, asla vazgeçmez. İçeride olduğu için de kilit tutmaz. Üç, kötü arkadaş. Ondan da tehlikeli. Nasıl tehlikeli kötü arkadaş? Eski bir şairin dediği gibi. Yârıbet better buvet ez mârıbet. Kötü arkadaş yılandan tehlikelidir diyor. Neden? Yılan adamı en fazla sokar. Ecelin geldiyse ölürsün. Ölmek de sürpriz değil. Hatta bir de vahşi hayvan saldırısıyla öldüğün için şehit olursun. Kâra bak. Onun zararı bu kadar. Kötü arkadaş hem canına kasteder hem imanına. Ve kimdir abi kötü arkadaş ya? Tanıyalım şunu, tanıyalım. Sana Allah'ı ve ölümü unutturan, en yakınındaki ise bile kötü arkadaştır. Seyrettiğin film, izlediğin dizi, okuduğun dergi, gazete buna dahildir. Ölümü ve Allah'ı unutturan herkes, eşin dahil, evladın dahil bu sınıfa girer. Dikkat! Aman ha, aman ha. Elinden kimse kurtulamaz. Kötü arkadaşa yakalanan muhakkak cehenneme gider. Çare uzak durmak. Bundan tehlikeli ne olur hoca? Sen de lafı abarttın. Söyleyeyim. Kötü din adamı. Ondan da tehlikelidir. Çünkü kötü arkadaş koluna yapıştığı kişiyi götürür cehenneme. Hepsi bu. Kötü din adamı grup grup götürür, yüz bin yüz bin götürür, milyon milyon götürür. Anlayana kadar Basra harap olur.
O halde bu dört şeytandan Allah'a sığınmak elzemdir. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. İyi de Hayati Hoca, nasıl sakınacağız? Söyleyeyim, kolayı var. Çok kolayı var. Eğer ezber edecekseniz söyleyeceğim. Böyle mermere kazınmış gibi ezberleyecekseniz söyleyeceğim. Ramazan mübarek günde birbirimizi idare etmeyelim. Akşama kadar aç duruyoruz, kolay mı? Yani 5 vakit namaz her Allah'ın günü kolay mı? Sabah kalkıyorsun, akşam yatıyorsun, her zaman. Tatil yok, cuması, pazarı yok. Bir hemşerim evime misafir oldu benim. İş güç için birkaç gün onu ağırladık. Sonra iş bulamadık, gitti ama bizim evde şöyle bir 8-10 gün kaldı. Denizli'den geldi hemşerim. Uzaktan da akraba. Döndüğü zaman demiş ki, Hayati Bey'den Allah razı olsun, bizi ağırladı, kahrımızı çekti. Ama birader, elim ayağım kurumadı yahu. Devamlı abdest namaz demiş, çok zorlandım. Çocuk haklı. Kasım Aralık ayıydı geldiği. Ard arda namazlar geliyor tabii. Öğlen bitiyor, ikindi bitiyor, akşam yatsı. Her gün çocuk bunalmış. Bana ilettiler bunu. Doğru söylemişler. Namaz kılmak zor bir iş ya. Her gün. Tatili yok. Pazarı yok. Bu kadar zahmet çekiyorsan artık şeytandan sakınmayı da öğrenelim de boşa gitmesin. Ezberleyin. Lütfen. Bak 60 yaşını geçmiş birisi konuşuyor burada. Şöyle gözlemliyorum. Sanırım yaşı bizden ileride kimse yok gibi. Bir iki kişiden şüphelendim varsa bunun dışında bu salonun en ihtiyarı varmış bir istisna. Varsa bir iki tane daha vardır, fazla değil. Bir adım ötesi kabir. Basıyorsun kabre düşüyorsun. Hepsi bu. Kabir yerimi satın aldım. Eyüp Sultan'da. Rezervasyonu yaptırdım. Dubleks. Hanımla da anlaştık. Önce ölen alt katta olacak. Anlaştık. Gerçi dediler ki kendini kabre hazırla. Kendine kabir hazırlamanın manası yok. Kendine kabir hazırlama. Kendini kabre hazırla dediler. Şimdi ona çalışıyorum. Ne kaldı şunun şurasında? Kalp kriziyle hastaneye gittim. Demin başkanıma anlattım kısaca yemekte. Çok kısa anlattım ama ani bir krizle dizüstü düştüm. Allah! Kurşun yemiş gibi. Öyle sert bir kriz ki yetiştik hastaneye. Hemen bana bir stent taktılar. Ana damar tıkanmış. Falan filan bir sürü merasim. 53 yıl tıkır tıkır çalışan kalbim 53 saniye durakladı diye tıp ayağa kalktı. 53 saniye bir dinlendi ya, hepsi bu. Ona bile müsaade etmediler. Gözümü açtım. Ne yaptınız bana dedim. Doktor dedi ki stent taktık. O ne dedim? Stent. Yüzük dedi, yüzük. Ne yüzüğü bu dedim, nişan yüzüğü dedi. Seni nişanladık dedi. Düğün ne zaman? Bilmiyoruz dedi. Nişan tamam, düğün gününü bekliyoruz. Duyarsanız bekleriz. Biliyorum siz geleceksiniz o gün cami avlusuna. Hayati Bey nerede diye soran olmayacak. Şunu soracaksınız, cenaze nerede? Hani bir ismi vardı bunun, çok ünlüydü. Resim falan çekiliyordu hani. Konferans veriyordu. Artık cenaze. İsmi yok. O gün hatırlayın.
Doktorun bana ikinci sözü. Kriz dedim, çok sert geldi dedim. Gözüm korktu dedim doktor bey. Benim sonum ne olur dedim. Hiç merak etme, ölene kadar yaşarsın dedi. Ölene kadar yaşarmışım. Çok memnun oldum tabii. Rahatladım. Başka bir diyeceğin var mı dedi. Kabirde konuşabilmek için vasiyetini yaz dedi. Vasiyetsiz ölenler kabir hayatında konuşamaz dedi. Buyur. Ben de dedim ki, kabirde ne konuşacağız? Sen de bu çene varken orada da konuşursun dedi. Vasiyetini yaz. Ben de yazdım. Yazdığım vasiyetimi sizlere söylüyorum şimdi. Karacabey'e kadar nasip oldu geldik madem, vasiyetimi size takdim edip öylece ayrılacağım. İnternette web sayfamda vasiyetimi görebilirsiniz. Bir tıklamaya bakar. hayatiinanc.com sayfama girerseniz vasiyetim orada. Nedir biliyor musunuz vasiyetim? Şu. Aşağıdaki kitapları lütfen okuyun. Kitapları da oraya koydum. PDF. Gençler anlar beni. PDF. Yani masraf yok, satın alma yok. Oradan okuyorsun. Ekrandan. Bedava. Bedava işi sevmez misiniz? Ben çok severim. Bedava. Bunlar size vasiyetimdir. Mahşerde hatırlatırım. Vasiyetimi ne yaptınız diye. Bozuşmayalım. Mırın kırın etmeyin. Adamın canını sıkmayın. Vasiyetim olan bu kitaplar neden önemli derseniz çok açık. Yazan adamlar, vasiyetim olan kitapları yazan adamlar Sultan Fatih'in hocaları. Fatih Sultan Mehmet merhumun hocaları yazdı. Bu kitaplardan mezun olan ilk talebe Fatih. Bak adama, kitapların değerini anla. Fatih'i yetiştirmiş. İkinci bir talebesi, ikinci Abdülhamit merhum. Bu kitapları ev ev dağıttırdı. Ev ev. Neneme bile ulaşmış, gözlerimle gördüm. Bir talebesi de benim. Benim. Gelin sizler de bizim sınıfa dahil olun, kaydınızı yaptırın. Vasiyetim olan kitapları oradan okuyun. Bak, bu sınıfın talebeleri ünlü. Fatih Sultan Mehmet, II. Abdülhamit ve ünlü Türk düşünürü Hayati İnanç. Nasıl bir adammış o adam? Şöyle bakıyorum. Sultan Fatih. 7 tane yabancı dil biliyor. Döneminde 1 numaralı mühendis, 1 numara şair, İstanbul'un Fatihi ve o dönemin bütün alimleriyle can dost olmuş. Onlarla oturup kalkmış, ahbaplık etmiş. Toplam 49 yıl yaşamış ve 1481'de çekip gitmiş. 49 yaş. Bugünlerde delikanlı diyoruz 49 yaşındaki adama. Bana göre öleli 12 sene olmuş. Ben ona gidip soracağım inşallah mahşerde. Diyeceğim ki, Fatih abi, bu iş nasıl oldu? Sen ne yedin de böyle oldun? Muhakkak bana diyecektir ki, hocalarım yetiştirdi beni. Hocalarım vardı. Molla Hüsrev, Molla Gurani, Akşemseddin, Molla Cami, Muhammed bin Kutbüddin İznik'i, Ali Kuşçu. Vay vay vay. Ebul Vefa. Hocalara bak. Hepsi yıldız. Onların elinde yetişmiş. Tabii böyle olmuş. Vasiyetim anlaşıldı. Ümit ediyorum. Ümit edebilir miyim? Yani.
Milenyum çağının insanları, yani bizler, eli işte gözü oynaştayızdır genellikle. Eli tencerede, gözü pencerede. Zihinlerimiz dağınıktır, bir türlü kendimize gelemeyiz. Dikkatimizi toplayamayız, perişan, işimiz çok. Aman ya Rabbi, bitmez tükenmez meşguliyet. Allah bizi acısın. Fakat sevgili dostlar, Ramazan mübarek çok büyük imkanlar sunuyor bize. Her sene gelip yaralarımızı sarıyor. Şefkatli bir anne gibi uyanıp üstümüzü örtüyor. Bize bakıyor. Yüzümüzü gözümüzü siliyor, temizliyor bizi. Biz 11 ay yine kire batıyoruz. Ramazan tekrar gelip bizi toparlıyor. O günlerin tam ortasındayız. Fırsat bu fırsattır diye söylüyorum. Çabuk geçiyor ömür, bilindiği gibi değil, anlaşıldığı gibi değil. Akıl oldur gelmeye dünya metaından gurur. Müddeti devri felek bir demdir adem bir nefes. Şair Baki. İzah ediyorum. Akıllı odur ki bu dünyanın makamından ve servetinden dolayı gaza gelmez. Kaptırmaz yani. Geçici olduğunu bilir, gönlünü bağlamaz. Çünkü ömür denen şey bir andır, insan dediğin bir nefes. Aldığı nefesi veremez, verdiğini alamaz, bitti. Çok güçlüydü, kuvvetliydi, meşhurdu filan, zengindi bilmem ne, geç bunları. Geç bunları. Kanuni Sultan Süleyman'dan iki mısra okuyacağım size. Adam devlet başkanı falan ama aynı zamanda şair. Hem de çok iyi bir şair. Ko bu ayşu işreti çün kim fenadır akıbet. Yarı baki ister isen olmaya taat gibi. Kanuni Sultan Süleyman. Kovu ayşu işreti çün kim fenadır akıbet. Yar baki ister isen olmaya taat gibi. Açıklayalım, ne diyor? Gösterişi bırak diyor. Şatafatı bırak, tantana, artistliği bırak diyor. Bundan iş çıkmaz diyor. Gösterişli olunca bir şey olmuyor diyor. Sana lazım olan yol arkadaşı taattır, taat, iyiliktir, sevaptır. Kabre gidiyorsun. Erzincan'da bir gönül sultanı yaşardı. 1907'de vefat etmiş. Pir-i Sami Hazretleri. Pir-i Sami Erzincani. Bir gün şehirde gezerken evden bir türkü sesi geliyor. Abla türkü söylüyor içeriden, evde. Yalnız kalmış, canı sıkılmış ablanın. Geleni geçeni de duymuyor. Türküye bak. Al almanın beşini, topla eteğin peşini. Yalnız yatamam ben, verin benim eşimi. Buyur. Kim geçiyor? Pir-i Sami Hazretleri. Türkünün sözleri de bu. Al almanın beşini, topla eteğin peşini, yalnız yatamam ben, verin benim eşimi. Talebenin canı sıkılıyor. Hocama böyle zevzek laflar dinletti diye ablayı azarlamaya kalkıyor, dönüyor geriye. Abla diyor, bu türkünün acelesi mi vardı Allah aşkına? Hocam geçtikten sonra söyleseydin. Ne o öyle, yalnız yatamam ben falan filan. Hocamın canı sıkıldı diyor. Halbuki hoca başka türlü düşünüyor, anlamıyor. Kadıncağız mahcup. Evladım duymadım diyor, görmedim, yoksa söylemezdim diyor. Utanıyor kadıncağız. Utanır tabii. Bizde kadınlar utanır, erkekler kıskanır. Kadın ve erkek dedim de aklıma geldi. Ben doğduğum sene iki cins vardı. Kadın erkek. 2022 yılındayız.
Onun üzerinde cins var şimdi. Şekil. Her gün artıyor. Ya biz aptal mıyız ya? Biz bunları bilmiyorduk da şimdi mi öğreneceğiz yani? Nereden çıktınız siz? Böyle bir gerçekliğimiz var mı bizim? Kimin gündeminde var böyle bir şey? Yok. Ama ne yapıyorlar? Sana gündem hazırlıyorlar. Tepene biniyorlar. Neden? Çünkü sende aile diye bir yapı var. Eğer aile ayaktaysa bu millete kimse dokunamaz. Biliyorlar. Aileyi yıkmak üzere tezgah. Yiyelim mi yani şimdi bunu? Bu numarayı yiyecek miyiz yani? Bu kadar aptal mıyız biz? Hadi oradan diyeceksin ya, kimi ciddiye alıyorsun ya? Hadi oradan, böyle bir gündemimiz yok bizim. Nereden geldiysen oraya git. Burası Anadolu coğrafyası. Aşkın ana vatanı. Biz en sevgilinin ümmetiyiz. Adamın canını sıkma, haddini bil diyeceğiz. Otur oturduğun yerde ne bu ya? Ellerinde silah var, medyaymış, bilmem neymiş, sosyal medya. Biz de bunların tuzağına düşeceğiz, öyle mi? Düşmeyelim canım, biraz akıl lazım ya. Tövbe tövbe. Bak kızdırdılar şimdi Hayat Hoca'yı, görüyor musun bak? Ben bazen kızıyorum böyle, bir de hocalığım tutuyor. Bazen tutuyor hocalığım, her zaman tutmaz ama bazen tutuyor. Neyse bahsimize dönelim. Kadıncağız utanıyor. Görseydim söylemezdim evladım falan diyor. Pir-i Sami Hazretleri durumu anlamış. Kadın sıkıntıda. Dönüyor geriye. Talebesine diyor ki, ablama çıkışma. Ablam bizi irşad etti. Haberiniz yok. Allah Allah. Türkünün bu sözlerinden irşad. Efendim bu sözlerden ne anlaşılır diyor. İzah edeyim diyor. Dört mısra. Al almanın beşini. Beş vakit namazına dikkat et. Demektir. Topla eteğin peşini. Kefenin yanında yaşa. Önün kabir diyor. Yalnız yatamam ben, verin benim eşimi. Kefen denilen yerde yatak kabirdir ve kabirde yalnız yatılmaz, amel gerek. Abla bunu söylüyor, siz ne anlıyorsunuz? Talebe mahcup. Abla da kaş altından bakıyor. Ne mühim şeyler söylüyorum, haberiniz yok diyor. Hocanıza danışın diyor. Burada boş konuşmuyoruz diyor. Al almanın peşini, topla eteğin peşini. Yalnız yatamam ben, verin benim eşimi. Siz ne anlıyorsunuz? Abla dirildi tabii. Ancak bu söz hepimize söylenmiştir. Ne sana ne bana, ne de o talebeye, hepimize. Geldik gidiyoruz. Ömür çok kısa. Ve hayat hayalden ibaret. Hayal. İnanın bana. Hayat hayalden ibaret. Şöyle geriye doğru bir düşünüyorum. 40 sene öncesi geliyor aklıma. 40 sene. Şaka mı ya? E demek ki bu dünya böyle bir yer. Eski ümmetlerden birinde o ümmetler 900 ila 1000 yıl yaşarmış. İyi mi? Nasıl? 900 sene yaşıyor adam. 1000 sene yaşıyor. Bak. Bunlardan iki delikanlı geziyorlar böyle dağda bayırda. 450 yaşında gençler. Bir tanesi öbürüne demiş ki, ya ben seni akıllı bir adam zannederdim demiş. Ev yapıyormuşsun demiş, duydum. E ne var bunda demiş, başımı sokacak bir ev yapıyorum. 500 sene ömrün ya var ya yok demiş. 500 yıl için ev yapan adama ben akıllı demem demiş. O da demiş ki, vallahi bana bunu diyorsun, 70-80 yıldan fazla ömrü olmayan bir ümmet gelecek ileride. Kimi kastediyorsa. Bunlar apartmanlar yapacaklarmış. Görsen şaşarsın. Herhalde onları görsen aklını kaybederdin demiş. Onlara kim bilir ne derdin. Bana bunu diyorsun, kim bilir onlara ne derdin. Cevabı şu. Eğer benim ömrüm o kadar olsa, tamamını bir secdede geçiririm.
80 yıllık ömürde insan ancak bir secde eder. Demiş. Telaşımıza bakar mısın? Bizim aman ya Rabbi, şeytanın tuzaklarından biri, tedbirli ol, yarın ne olacağı belli olmaz, biriktir. Ya biriktireceksin de ne olacak? Bırakıp gidiyorsun, sevmediğin insanlar paylaşıyor, sen hesap veriyorsun. Akıl mı bu yani şimdi? Kim paylaşıyor bıraktığın malı? Hayırsız gelin, saygısız damat, söz dinlemez evlat. İşin kötüsü, hesabını da sen veriyorsun. Onlar paylaşıyor, sen hesap veriyorsun. Rezalete bak. Çoktan gözden çıkardın da artık fırsat elden gitti. Ölüm döşeğinde bir alim zata sormuşlar. Bütün malınızı dağıtmışsınız, hiç de miras bırakmamışsınız. Neden? Çocuklarınız var. Demiş ki o zat, ölüm döşeğinde. Vallahi demiş, bizim evlatlar hayırlı evlat olursa hayırlı malı kendileri kazanır. Mesele yok. Kötü olurlarsa işleyecekleri günahın sermayesi benden olmasın. Ben malımı kendime yatırım yaptım, götürüyorum. Nereye? Gideceğim yere. Bana lazım. Bana lazım. Ben banka mıyım? Evlada para bırakacak için. Hadi oradan. Kazansın kerata. Hayırlıysa kazansın. Değilse kazanmasın zaten. Kazanmasın, sürünsün. Diyor. Biraz akıllı olmak lazım. Üstümüze vazife olmayan işlerle uğraşırken vazifelerimizi unutuyoruz. Yapma kardeşim ya. Geldin işte şu yaşa. Ne yani? Sahi yarın nasıl anılmak istiyorsun? Hani sen vefat ettin, torunlar kaldı. Ne desinler hakkında? Senin hakkında torunlar ne desin? İşte bunun yatırımını yap. Ben kendi düşüncemi söyleyeyim size, nasıl yapıyorum. Mesela torunlarım benim hakkımda şöyle derlerse korkarım yani, Allah göstermesin. Nasıl? Rahmetli dedem ticareti bilirdi. Paranın üstüne para koyardı hep. Akıllı adamdı, yatırdı, kaldırdı, zengin oldu falan. Allah göstermesin. Yani bu bir felaket. Böyle demesinler yani. Dua ediyorum ki böyle demesinler. Peki nasıl desinler? Şöyle demelerini isterim. Rahmetli dedemden bir hayır görmedik ama bazen elimizden tutar bizi teravihe götürürdü. Sabah namazına giderdik beraber bazen. Sahura kaldırırdı bizi, makarna yerdik. Hoşafla beraber. Bize tatlı tatlı anlatırdı. Hazreti Ali'yi anlatırdı. İmam-ı Azam'ı anlatırdı. Şiir okurdu. Molla Camii'den. Bize anlatırdı Allah dostlarını. İmam Gazali'yi anlatırdı. Nur içinde yatsın desinler isterim. Nasıl olsa gideceksin, yatırımını düzgün yap. Nasıl olsa gideceksin, bunun çaresi yok. Üstelik o gitmek felaket değil. Ölmek felaket değil. Öldükten sonra başına gelecekleri bilmemek felaket. İşte vasiyetim olan kitaplar size bu hususta ne lazımsa verecektir. Hiçbir eksiğiniz ve ihtiyacınız kalmayacaktır. Derinleşmek isterseniz yolu açıktır. Ama birbirimize faydamız olmayacaksa şu kapalı spor salonunu da boşuna işgal edip havayı kirletmeyelim diye bu kadarını söyledim. Sözün fazlası akıllıya söylenmez. Hacet yok. Sözü artık bağlayalım. Mübarek Ramazan, gideceksiniz daha, yemek yapacaksınız, bir sürü iş var. Sözü şöyle bağlayalım.
Resul-i Zişan Efendimiz için aleyhissalatü vesselam yazılan şiirler ayrı bir fasıl teşkil eder. Apayrı bir alemdir. Şairlerimiz yazar yazar da ne zaman ki Resulullah için yazmaya başlar, iş değişir. Şairlerimiz Resulullah için yazmaya başladığı zaman kendilerini de aşarlar. Akıl almaz bir kabiliyet olur. Birkaç örnek vereceğim. Hazreti Peygamber için yazılan şiirlere birkaç örnek vereceğim. Otur, sonra konuşalım. Şimdi hareket yok. Otur bakayım. Aferin. Aferin. Akıllı çocuklarsınız siz. Tabii. Şimdi değil, sonra konuşalım. Fuzuli. Arızın yadıyla nemnak olsa müjganım nola. Zayi olmaz gül temennasıyla vermek arezu. Ya Resulallah, seni anarken, seni hatırlarken ağlıyorum. Kirpiklerim ıslanıyor. Ama olsun, benim kirpiklerim diken sayılır. Bir gül için bin dikene su verilir. Ben senin gibi bir gülü anmak için ömrümü harcasam azdır. Dest-i busi arzusuyla ger ölürsem dostlar, kuze eylen toprağın sunun anınla ya Resul. Yarın elini öpemezsem, kavuşamadan gidersem vasiyetimdir. Öldüğüm zaman toprak olurum, toprağımdan kase yapın, içine su doldurun. Verin yâre, elini öpmüş olurum. Ben onun yolunda can vermeyi canıma minnet bilirim diyor. Bir başka şair, 20. yüzyıldan. Hüseyin Siret Bey. Hüseyin Siret Özsever. Uşşak-ı zarı varken bir had o kibriyanın, maşuk-ı münferitsin Mevla'ya ey peyamber. 1959'da ölen şairin Türkçesi ne kadar yabancı geliyor bize ama izaha çalışayım. Diyor ki, ya Resulallah, bütün peygamberler Allah'a aşıktır, Allah sana aşıktır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ın sevgilisidir. Allah ona aşıktır. Ve bunun karşılığı çok enteresandır. Miraç gecesinde, ey Habibim, benden bir isteğin var mı dedi. Alemlerin Rabbi. Efendimiz dedi ki, ümmetim cehenneme gidecek diye korkuyorum. Buyurdu ki, cennetimi onlara verdim. Ben sana aşık olunca ey şerif, senin olmaz mı diyor alem ey latif. Ey Habibim, nedir ol ki diledin, bir avuç toprağa minnet eyledin. Cennetimi ümmetine verdim dedi, başka isteğin var mı? Efendimiz dedi ki aleyhissalatü vesselam, ben miraca geldim ya Rabbi, seninle konuştum, nasip oldu. Hiç kimseye olmayan şey bana nasip oldu. Ümmetim ne yapacak? Cevap, ümmetine miraç olarak namazı hediye ettin. Namazın ne olduğunu ne zaman anlayacağız biz ya? Miraç, miraç. Üç. Başka bir isteğin var mı deyince üç. Resulullah dedi ki, ümmetimin hesabını ben göreyim. Bize merhametine bak ki ben göreyim dedi hesabını. Rabbül Alemin buyurdu ki, ben senden daha merhametliyim. Dört. Miraç gecesinde olanlar. Bak dedi, Resulullah Efendimiz baktı. Uçsuz bucaksız bir deniz, denizin ortasında küçücük bir ada, adada bir ağaç, ağacın üstünde küçük bir kuş ve kuşun ayağında bir miktar çamur. Nedir bu ya Rabbi dedi. Hak Teala izah buyurdu. O deniz rahmetimdir. O ada dünyadır. Ağaç insanlık, kuş senin ümmetin. Ayağındaki çamur da ümmetinin günahları.
Kuşun ayağındaki çamur bu deniz karşısında ne ifade ederse ümmetinin günahları rahmetim karşısında odur dedi. Müjdeyi anladın mı? Tabii anladım. Muhammed ümmeti anlamaz olur mu hiç? Neye kavuştuğumuzun farkında mıyız? Lütfen. Lütfen. Yani sen daha dakika bir namaza duruyorsun. Allahu Ekber girdin namazdasın. İlk kelimene ne diyorsun? Sübhaneke. Söyleyip geçiyorsun da ne o biliyor musun? Tabii biliyorsun. Ya Rabbi sen Sübhansın. Senin hiçbir noksanın yok. Noksansızsın ya Rabbi. Ke sen demek sen. Allah'a hitap ediyorsun. Cevap verilmeyecek bir hitap sana yaptırılmaz. Demek ki Allah ile sohbet ediyorsun. Farkına var. Namaz biterken bir kere daha ke diyorsun. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü diye devam ediyorsun. Doğrudan Resulullah'a selam veriyorsun. İsmini söyleyerek. Alınmayacak selam sana verdirilmez. Anla ki selamlaşıyorsun. Kiminle? Resulullah ile. Kavuştuğumuz nimeti anlasak aklımız başımızdan çıkar, sokaklarda çılgınlar gibi oynamaya başlarız. Şimdi dert ettiğin ne senin? Arabanın modeli. Ha? Evin metrajı. Bırak Allah'ını seversen ya. Cihana sığmamışken bir mezara sığdı İskender. Varıp baksan o da şimdi yıkık bir gare dönmüştür. Diyor Eşref, şair Eşref. Cihana sığmamıştı İskender. Bir mezara sığdı. Şimdi orayı da açıp baksan yıkık bir mağara gibidir diyor. Ürperirsin. Cihana sığmamışken bir mezara sığdı İskender. Varıp baksan o da şimdi yıkık bir gare dönmüştür. Dünyaya kıymet vermek ahmaklıktır. En büyük felakettir. Dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Bu sevgiden kurtulmayı Hak Teala'dan istemeliyiz. İsteyene verir. Dünya sevgisinden kurtulan hak sevgisiyle dolar, Allah dostu olur. Bir adımlık iştir yani. Uzatmamak lazım. Son bir naat örneği vereyim ve bitireyim. Kızmışını açar mısın suyu? Ha, kalmamış. Hadi son örnek Farsça olsun. Çok güzel, dikkatli dinliyor Karaca Bey. Beni coşturdunuz. Karaca Bey, yanlış söylemedim değil mi? Farsça söyleyeceğim bu defa. Allah razı olsun. Eksik olmamışsın. Sağ ol. Ya Resulallah çabaşet çünsegi ashab-ı kef. Dahili cennet şevem der zümre-i ahbab-ı tu. O revet der cennetü men der cehennem keyravest. O segi ashab-ı keffest men segi ashab-ı tu. Tercüme ediyorum. Bu şiirin sahibi Sultan Fatih'in hocası Molla Camii'dir. Kitabını biraz önce size vasiyet ettim. Herkesin bulacağını ümit ediyorum. İnternette var, bedava. Masraf yok. Okuduğum şiirin anlamı. Ya Resulallah diyor. Şu Eshab-ı Kehf'in köpeği var ya, Kıtmir. Hani Tarsus'ta, bir rivayete göre Maraş'ta, bir diğer rivayete göre Darende'de yedi güzel insan. Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Lebernuş, Şazenuş, Kefeş, Tatayuş. Yatıyorlar ya. Ha bir de köpekleri var Kıtmir. Ah çok güzel bir hikaye. Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor uzun uzun. Ya Resulallah bu köpek sahiplerinin hatırına cennete gitti. Sahipleri o kadar değerli ki köpeklerini de götürdüler. Benim buna sözüm yok. Ya Resulallah.
Ancak şöyle bir durum var. Ben de senin hesabının köpeğiyim. Senin hesabının köpeğiyim ya Resulallah. Eshab-ı Kehf'in köpeği cennete gider de, senin eshabının köpeği cehenneme giderse reva mıdır? Olur mu yani şimdi? Ya Resulallah. Ben cehennemi hak ettim de, sen şefaat buyur, cennete gideyim, köpek yalnız kalmaz. Kıtmire yalnız bırakmayın, diyor. Şöyle bir dua duydunuz mu? Hasan Basri rahmetullahi aleyh dua ediyor. Ya Rabbi, cehennemi hak ettiğimi biliyorum ama girersem iblis sevinecek, beni affet. Girersem iblis sevinecek, beni affet. Hazreti Ömer halife, Bedevi'nin biri geldi Resulullah'ı ziyaret ediyor. Medine-i Münevvere'de, kabri ziyaretin karşısında. Resulullah mübarek cesedi şerifi karşısına dikilmiş dua ediyor. Bedevi ya, fazla laf bilmiyor. Hazreti Ömer onu mahcup etmemek için geriye çekiliyor. Beni görmesin şimdi diyor. Rahat etsin duası. Açıyor ellerini, başlıyor. Yüksek sesle dua ediyor Bedevi. Ya Rabbi, işte Habibin, işte günahkar kulun. Adaletle hükmedersen kulun yanar. Habibin üzülür, iblis sevinir. Ya Rabbi, merhamet edersen, bağışlarsan beni, kulun kurtulur azaptan. Habibin sevinir, iblis üzülür. Beni affet ya Rabbi. Hazreti Ömer çıkıyor ortaya. Ya Rabbi beni de affet diyor, bunu hatırla. Bunu hatırla diyor, beni de affet diyor. Bu yol tamı tamına aşk yoludur. Çünkü Habibi Rabbil Alemin Allah'ın sevgilisi. Onun ümmetisin. Baştan başa sevgidir yani. Orucu da, namazı da, zekatı da, haccı da, zikri de, fikri de, her şey aşktan ibarettir. Hacda Avrupalı birisi ben Müslüman olacağım diyor, oldu. Sonra diyor ki ben sizin gibi Müslüman olacağım. Türkler, ne var bizde diyor, farkımız ne? Başkalarında olmayan iki şey var. Bir, cihat. İki, edep. Siz edeplisiniz diyor. Cihat dediğine, başkaları da kavuşsun istiyorsunuz. Kimse yanmasın istiyorsunuz. Bak adam anlamış. Türkiye'de anlamayan çoktur. Cihat deyince aklına başka şeyler geliyor. Cihat budur. O da kavuşsun, yanmasın. İnsanım ben ya, yılan görsem dayanamam ateşte ya. Ateşi yanıyor, ateşte yılanı yanıyor görsem dayanamam. E insana mı dayanacağız yani? Kavuşsun istiyoruz, hepsi bu. Gel, Allah'ın sevgilisinin yolu bu diyoruz, gel. Beraber gidelim diyoruz. Sizde var mı diyor. Avrupalı birisi, profesör araştırma yapmış. Vardığı netice, Muhammed ümmetinin %20'si yok Türkler. %20 etmez sayı itibariyle. Fakat Hazreti Muhammed için yazılan şiirlerin %80'i Türkçe. Aşka bak ya. Bizimkiler alemdir, alem. Başladılar mı var ya söylemeye, yakar adamı. Adamı yakar, köz gibi. 45 seneden beri ben onların yazdıklarıyla yanmaktayım işte. Ateş gibi sözler söylüyorlar. Arkadaş gel de hayran olma ya. Son örneği de söyleyeyim. Artık son diye diye sabah ettik. Bir son örnek daha. Buraya yakın Balıkesirli bir şair. 1550'de vefat etmiş. Zati merhum. Adamlarımdan. Benim çok adamım var öyle yer altında.
Yeraltı dünyasıyla aram iyidir yani. Tavsiye ederim. Yeraltı dünyası. İstikbal köklerde. Bak ne demiş zati. Şaire bak ya. Yusuf'u gerçi görenler ellerini kestiler. Gün yüzün gördü senin şak oldu ayın ayesi. İzah edelim. Hazreti Yusuf'u görenler elini kesti ya Resulallah. Ay seni görünce kendini parçaladı. İkiye ayrıldı. Tövbe estağfurullah. Muazzam muazzam. Yani bizim kendi kaynaklarımızla tanışma ihtiyacımız var. Başka da bir ihtiyacımız yok. Bu asil milletin kaynak problemi yok. İdrak problemi var. Her şey bizim kendimizi tanımamıza bağlı. Kimseye anlatmak zorunda değiliz ama kendimize anlatmalıyız. Vesselam. Bu kadar geniş bir salonda, bu kadar kalabalık, her yaşta insan, bu kadar keskin bir dikkatle ve bu kadar uzun bir süre dinlediğiniz için ben size minnettarım. Haklarınızı helal edin. Bu bir. Bana dua edin. Bu iki. Nasıl dua edeceğinizi peşin peşin söyleyeyim. Salonun yarısı bilir en azından ama kalan yarısına da ben söyleyeyim. Bana dua edin çocuklar diyorum. Lise talebesi ayağa kalkıp diyor ki size nasıl dua edeceğimi biliyorum hocam. Nereden biliyorsun? Şair Nabi'yi çok seviyorsunuz diyor. Tamam. Seven özler diyor. İsterseniz şöyle dua edeyim. Ya Rabbi hocam sevdiğine bir an önce kavuşsun. Bana bak dedim mikrop. Öyle dua olmaz. Kavuşmanın acelesi yok. Nasıl olur dedi, ne yapayım dedi. Şöyle dua et. Ya Rabbi hocam ölürken gülsün. Gülerek ölsün. Neden dedi? Son gülen iyi güler. Ondan. Son gülen iyi güler. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olasınız.